nereye gidiyorsun? Ben en iyi arkadaşımla Anna Dallaruso ile birlikte La Scala'dayım bugün. Peki, gel bakalım. Opera dinliyorum. Deniz. Opera dinliyorum. Operaya uygun giyinmişsin. Yalnız benim dikkatimi... Ay hayatında kaç defa operaya gittin hayatım? Simar. Ben opera eğitimi almaya çalıştım. Hayatında kaç defa operaya gittin Deniz'cim Yeter dedim. Yeter artık beni artık şey böyle eze eze... Hayır operaya uygun diyorsun. Birincisi operaya gittiğini düşünmüyorum. İkincisi ben İtalya'nın... Ben operaya gitmedim mi? İkincisi İtalya'nın Milano kendinin operaya gittiğini hiç düşünmüyorum. Nasıl gidildiğini bildiğini opera hiç, burada, hiç düşünmüyorum. Burada ne olmuş ki? Opera yok mu ben İtalya'ya ta operaya gideyim? Ne bileyim belki farklıdır. Yani buraya yemeğe gidiyoruz bir şey olmuyor. Niran Paris'e gidince bir şey oluyor ya. Bir şeyin var ya senin. Çünkü onun bana alerjisi var Simay'cığım. Unuttun mu? Sen sus Paris'i Paris mıhtar. Ben Paris'in muhtarıymışım. Neyse tamam Deniz operaya uygun diyorsa uygun. Hem Paris'te hem de mıhtar ilan etti mıhtar. Muhtar. Yani Bahar'cığım üzerin çok güzel, çorapların parlıyor, operaya çok uygun bir çorap. Şöyle geçen ben bu ayakkabıları kullandım, hiç beğenmedim, Deniz hiç yakışmamış ama bu gidişte galiba benim bütün giydiklerim burada yayılıyor. Hayır bunlar benim ayakkabılarım. Bu senin ayakkabın ama aynı model. Hı hı. Bana beğenmedim demiştin ayakkabını kullandım. Deniz. Bilmiyorum ben sen burada bunlarla yürüdüğünde aa benim Bahar. Ayakkabım demiştim ama içimdendi. Üzerin güzel olmuş. Yani sen operaya git bence. Hiç düşünememişti operaya gitmeyi. Merve. Yani bu çorabı cool bir şekilde kombinlenebileceğini başarmışsın yani gerçekten çok güzel olmuş. Hani hep neden? Benden öncekiler başaramamış mıydı? Bilmiyorum, izlemedim ama o çorap görüldüğü zaman ilk akla gelen hangi böyle abiye, mini, siyah elbiseler falan yani. Böyle bir şekilde kombinlemek bence çok başarılı olmuş. Teşekkür ederim. Dilara. Merve'ye ben de katılıyorum. Çorapları çok güzel kombinlemişsin. Çok güzel gözüküyorsun. Son bir yorum alalım. Duygu. Ben de beğendim. Çantasını sorun etmişti aslında Bahar ama bence öne çevirdiğinde de kötü durmuyor. Etekten çok emin değilim ama kot ceketi, çorabına falan çok bayıldım. Hazır mısın? Geçebilirsin. Hoş geldin Bahar. Merhaba Meraç Hanımefendi. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? İyiyim. Anlat bakalım, Anna Della arkadaşınmış. Hı hı, en iyi arkadaşım. Evet. Milano'ya gidiyorsun. Hı hı. Orada? La Scala'da. Evet. Opera binası. Opera binasıdır. Orada davetler yapılır. En son bir ünlü modacılar orada büyük bir parti vermişti. Demek oraya gidiyorsun. Sen nerelisin? Ben Mersinliyim. Ben benim. Hayır, ha anladım. Yani hı-hı. Türk kızı olarak gidiyorsun. Hı-hı. Senin İtalyan arkadaşın. Gelecek zaman. Montun harika. Jean montun. Muhteşem. Çok beğendim. O çorapla da o pistte yani o deri böyle mat bir deri galiba. Eski havası var. Taşlanmış. Eteğim taşlanmış, yeni. Değil mi? Onu sevdim. O çorapla. Çok sevdim. Çok güzel bir çorap. İlk defa bir şeyi kıskandım. Aa. O çorabı kıskandım. O çorap böyle dize kadar olsaydı keşke bende yani. Çok taşlı bir şey sevmem çok öyle giyimde de. Çorapta bayılırım. O çantadan da fenalık geldi içime artık. Kaç kişi de gördük onu. Evet, arkadaşlarım bugün çok beğendiler seni. Hı hı. Hayret. Bugün hangi günündesin? Kibar gününde misin? Ben bugün çok eğlenen günümdeyim. Sizi en çok sevdiğim günümdeyim. Sizin gibi olduğum günümdeyim. Kibar günümdeyim. Ben çok fazla kibar biri değilimdir. Hayır, siz çok kibar birisinizdir. Kibar görünmek için de uğraşmazsınız, doğalsınızdır da aynı zamanda. Ben de öyleyim. Evet. Sen de çok doğalsın. Doğallığın o kadar etkiliyor ki beni. Ha.
Evet. Teşekkür ederim. Tarsın. Teşekkür ederim Nurayet Hasan Efendi. Merhaba Bahar. Merhaba. Çorapları güzel, yakıştı sana. Hı hı. Üstündeki ceketin biraz kolları çeksene yukarıda. Kolları mı? Hı hı. Okay. Biraz daha. Biraz da çek. Evet, şimdi daha iyi oldu. İçindeki bir şey var mı? Yani çıkarmayayım bence. Yok bir böyle şey. Böyle daha iyi. Hı hı. Ben de beğendim bu ters koşu, yani taşlı ayakkabı, şey, çoraplar, taşlamış ceketin o eskilemiş haline güzel görünüyor, değişik. Ama çantayı hiç artık, yani bu çanta artık görmeyelim. Sürekli taşıyorsunuz, aynı çantaya dolaşıyorsunuz. Ayakkabı da olabilir ama Gürcan'ın mesela böyle bir butiler daha iyi olur düşünüyorum. Hiç giymiyorsunuz butiler, neden bilmiyorum. Hep ben böyle... giyeceğim bir tane. Tek bant, kalın topuk ayakkabı. Hakikaten artık ben de sıkıldım görmeye. Daha güzel ayakkabı olabilir ama butun olarak, paket olarak güzel görünüyorsun. Tarz teşekkür görünüyorsun. Ederim. Hoş geldin. Merhaba. İzleyicilerimiz için, bilmeyenler için Anna Delarusso'nun kim olduğunu açıklar mısın? Açıklayayım. Bir blogger kendisi, moda ile ilgili çok çirkin ve çok Japon çirkin. Bir derginin editörü. Çok çirkin deme. Bravo. Bence. Aa, çok çirkin yani. Yani. Bence. Güzel bir kadın değil ama tabii çirkin de denmemesi gerekiyor. Aynen öyle. O kadar tarzı ki hiç yani güzel kadın olmamak başka bir gerekiyor. Kadına çirkin demesi mümkünse. Ama siz bunu meslek edindiniz tabii çirkin demeyi. Hoşunuza bile gidiyor. Ama blogger değil, blogger olamaz. Bloggerlar onun için bence yanıyorlar. Bloggerın ötesinde. Bloggerlar hatta. Onun için deliriyorlar filan. O bir moda... Moda yazarı, moda ikonu. Editörü, moda... bütün... Genel yayın yönetmeni zaten. Aha, biliyorum Kemal Bey ama hani ben şöyle poz veren, lookbook vari poz veren herkese blogger diyorum. Olmaz böyle bir ona boyu. Diyemezsin. O zaman sen de blogger oluyorsun. Ben tanıştım kendisiyle. Nerede? İtalya'da mı? Tabii Milano'da. Ne söylemiştim tabii, ya tabii. Size. Böyle çok ince değil mi? İncecik. Öyle bir şey olamaz. Şimdi yeni yüzünü yaptırmış falan böyle dolmuş. Şey... Bizim Gülşah biraz benziyor değil mi? Aa, Gülşah evet tarzı. Biraz. Zaten onun hayranıydı evet, Gülşah. Çok seviyor. Ama şey... kendi sayfasında da çok takip ediliyor tabii. Yani lazım. Blogger güzel. Yani blogger grubuna da aslında giriyor Kemal. Bence değil çünkü bloggerların yazısı. Anası o yani. Ama mesela beni bazen çok bıktırtırıyor yani o. O kadar fazla ki yani paylaşım. Artık o kadar cool bulmuyorum ben onun kendisini. Biraz değil mi İvana? Böyle fazla yani fazla. İşte yanında arkadaşı da onun gibi fazla. Milli çanta elinde. Bu çantayı bir daha gördüğüm kişiye tarzı isim vereceğim. Haberiniz olsun yasak. Çantayı yasaklıyorum yani. Evet. Bende olması iyi oldu unutmayacaklar. Son olarak sende artık takmayın. Gerçi dün Liranda'ydı galiba. Öbür gün başka birindeydi. Diğer gün başka birindeydi. Havalı görünüyorsun. Çorabına bayıldım. Çok güzel çorap. Yani ışığı yedikçe gece dışarıda falan eminim çok daha etkili gözükecektir. Hı hı. Fena değilsin Bahar. Öyle ölüp bitmedim. Ama kötü de değilsin. Teşekkür ederim. Bye bye.